bellik işlemlerini yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, şurada mantıksal bir hata yapmışız. Ee, empty post e, false ise e, yani şu, true ise şu demek oluyor arkadaşlar. Submit butonuna basıldı ve boş bir değer geldiyse demek oluyor. Burası false olacak. Mantıksal bir hata yapmışız. Ee, bir önceki dersimizde onu kaldırıyoruz. Şimdi şöyle yapacağız burada. Ee, bir tane ne diyelim? Kayıt verisi diyelim. Kayıt verisi diye bir array tanımlayacağız array array bu array'imiz arkadaşlar bu güzel bir metot oldukça sık kullanılıyor şöyle yapabilirsiniz mesela ne gelecek karşı taraftan kullanıcı id'si gelecek değil mi kullanıcı id'si gelecek onu şöyle yapıyoruz kullanıcı id'si kullanıcı id'sini alacağız post metoduyla post şurası virgül koyuyorsunuz. Noktalı virgül değil. E, kullanıcı ID diyorsunuz. Karşıdan gelecek e, kullanıcı ID'si değeris değerini burada tanımladığınız evredeki elemana atıyorsunuz. Bu key oluyor, anahtar. Bu da değer oluyor. Şimdi e, basit bir fonksiyonla e, yükleyeceğiz arkadaşlar. Yani yükleyeceğiz diyorum. Eklemeyi yapacağız. E, mesela bunu print arla, print rla şöyle şurada e, kayıt verisini gösterecek olursam Ka Aman, yazamadım. Kayıt verisi, array'imi ekrana yazdıracak olursam göreceksiniz ki şifreyi ve kullanıcı adısını bize ekrana yazdıracak kayıt verisini ee, yanlış yazmışız. Ee, gönderelim bakalım iyi oldu. Evet, bayağı da uzun oldu. Ha. Şöyle. Bu seri şimdi şöyle yapalım ee, Buraya ne yazalım Oğuzhan yazayım hadi kendi adım yazayım Şifremi giriyorum şifrem yaptım Şifrem yaptım şurayı unuttuk bak bir türlü Dur aklımızdayken orayı düzeltelim ee, Şöyle Formumuzda şu şifre Tekrarında password Yapalım tamam Evet devam Şifrem dedik isim Ozi, mozi yazıyorum e-mail gerekiyor. E ne yazacağız e-mail buraya? Neyse sallayayım bir tane e-mail. asd.otmail.com diye. Nasıl olsa kendim aktifleştiririm. E şimdi buraya göndere tıkladığım anda. Bakın göndere tıklıyorum. E kullanıcı array, -E kullanıcı id'sini gösterdi sadece. E bakalım şimdi şuraya. Neredeydik? Burada kullanıcı id'sini e, değeri pardon kullanıcı id değil burada şifreyi göstersek daha iyi olurdu durum arkadaşlar hadi kullanıcı id'si olur mu kullanıcı adı var kusura bakmayın arkadaşlar e, şöyle gönderelim evet yenileyelim evet, tekrardan yenileyelim ya tek evet görmüş olduğunuz gibi şifre bu gelen e, eleman erdiğimiz elemanı değeri ise şifrem şimdi veri tabanına bunu alacağız alanlar olarak ekleyeceğiz bunu da değer olarak ekleyeceğiz e, nasıl yapacağız şimdi göreceksiniz Arkadaşlar ki gayet kolay bir metot zor bir şey değil şimdi devam edelim e, geri gelelim kullanan şöyle kullanıcı aa, adı olsun burası aa, aa. konuşabilsem bile kullanıcı adı <laughs> kullanıcı adı Ondan sonra ee, kullanıcı adı var, şifre var. Evet, şöyle yaparım güzel gözülsün. Aynı izada. Ee, dolar işareti. Anam. Post ee, Bir ders daha çekin sonra ara vereceğim ya yoruldum arkadaşlar. <laughs> şifre bölümü olacak. Ee, devam edelim. Şifre anam yani. şöyle. Normalde benim tek seferde Ctrl ile Shift'te yapınca bu satırı kopyalıyor, alt bölüyor, alta geçiyor ama Kalem açılıyor video programını çalıştırdığım için. Neyse devam edelim. Kullanıcı adı şifre. Şifre tekrarına gerek yok arkadaşlar. Hata vermiyorsa zaten şifresini doğru yazmıştır. Kullanıcı adı şifre, isim. Ondan sonra Evet isim. Şurayı kopyalayayım ben ya. İsim. Şurası da isim olacak. Aynı şekilde soy isim. Evet soy isim. Başka? E-mail evet soy isim bir de email son erreğin virgülünü kaldırıyorsunuz erreğin son elemanını şöyle virgülü kaldırıyorsunuz şimdi bir gönderelim print arı çalıştıralım sayfamızı yenilememiz yeterli sürekli zaten şu anda aynı sorguyu ne yapıyoruz çağırıyoruz yeniliyorum devam ediyorum görmüş olduğunuz gibi kullanıcı adım oğuzhan şifrem şifrem isim ozi soy isim mozi e-mail etotmail.com şimdilik gelelim e, devamına değerleri alıyoruz değerleri atıyor erreğimiz o zaman print arı siliyoruz buradan madem değerler geliyor herhangi bir hata yok e, o zaman şurada şöyle yapalım e, artık kayıt işlemini gerçekleştirebiliriz e, kullanıcı kullanıcıyı kaydet diyelim. Kullanıcıyı kaydet diye bir fonksiyon oluşturalım. Kaydet. Kullanıcıyı kaydet. Kullanıcıyı kaydet. Ee, ne yazacağız buraya? Kayıt verisi. Şuraya kayıt verisi. Ee, ardından da ne yapacağız? Yönlendirmemizi yapacağız buraya. Şu anda değil. Ee, yönlendirmeyi ve neyse ardından da çıkış yapacağız. Ee, şimdi değil. Önce bir fonksiyonumuzu tanımlayalım. Bakalım her şey düzgün mü çalışıyor mu? Kullanıcılara geliyoruz. Şimdi şurada e, function function e, kayıt kullanıcıyı kaydet dedik. Evet şöyle kullanıcıyı kaydedeceğiz. Buraya ne gelecek? E, e, ne diyor? Kayıt verisi. Kayıt verisi gelecek. Bu kayıt verisini filtrelememiz lazım. Ee, ama bu bir array olduğu için geneldeki şu filtreliği kullanamayız. Çünkü e, bu bir array. <laughs> Çünkü bu bir array. Ne yapmamız lazım? Şunu kopyalayalım şöyle şuradan. Yapıştırdım şuraya. E, şöyle şuranın başına şöyle bir end koyalım. n Bu şu demek. End işareti. E, her bir array'i, array'in elemanı ayrı ayrı. Her bir elemanın Almanını ayrı ayrı ne yapacak? Ee, siz söyleyin filtreleyecek. MySQL, Real Escape String'i kullanacak. Ama return yapamayız array olduğu için her seferinde. O yüzden şöyle bırakacağız arkadaşlar. Böyle bırakacağız. Ee, ve şuraya da filtrele değil de array filtrele diyelim. Array'i filtreleyecek. <laughs> Neredeydik? Evet şuradaydık. Tamam burası böyle kalsın. Eee Kullanıcılar, öncelikle filtreleyelim. ArrayVolve fonksiyonuyla, ArrayVolve fonksiyonuyla arrayimizde istediğimiz fonksiyonu çalıştırabiliriz. Arrayimiz için, yani kayıt verisi bir array olduğuna göre, kayıt verisi bir array olduğuna göre, e, burada ben çalıştırmak istediğim bir fonksiyon var. Adı ne fonksiyonumun? Array filtrele, Array filtrele fonksiyonumu ben e, çalıştırmak istiyorum. Bu fonks, bu arrayin üzerinde. Ardından Mesela şifreyi de ne yapmamız lazım tabii ki şifreyi şifre diye bir değişken yapalım gelecek register kayıt verisiyle kayıt verisiyle gelecek olan kayıt verisi arrayimizde şifre ile gelecek olan değeri yani şifremizi MD5 ne yapmak istiyorum MD5 ile encrypt etmek istiyorum şifrelemek istiyorum şifreyi şifrelemek istiyorum ardından fields diyerek yani alanlar bölümü yapalım. Alanlarımızı belirleyelim. alanlarımız neler olacak? veri tabanımızdaki alanlarımıza bakacağımız olursak kullanıcı adı, şifre, isim, soyisim, e-mail. Bunları kaydettireceğiz. Yani buradan gelecek kullanıcı adı, şifre, isim, soyisim isim alanlarımız olacak. Çünkü query'mizi oluştururken şöyle bir şey yaparız. Update into işte ne mesela isim Soy isim. Sonra value isteyeceğiz. İşte değerleri atacağız. Ali, Veli, Ahmet. Ali, Veli, Ahmet, Mehmet. Böyle bir query oluşturacağız. Bunu biliyorsunuzdur zaten. O yüzden şurada alanlar diye değişkenimiz olacak. Bunların yerine alanları kapsayacak değişkenlerimiz olacak. Burada alanlar bölümünü yapabilmemiz için array olduğu için alabilmemiz için ne yapmamız lazım? Şöyle emplode fonksiyonunu çalıştırmamız lazım. Anladım implot implot. Bir önceki dersten biliyorsunuz. Eee ne çıktı ya implot. implot fonksiyonunu çalıştıracağız. şöyle yapalım tek tırnakta. virgül şöyle nasıldı? Tek tırnak, virgül, boşluk, tek tırnak. Evet. Şöyle. Burası da tabii ki ne olacak? Kayıt verisi olacak. Kayıt verisi. Evet, kayıt verisi olacak. Oluyor. kayıt verisi olacak e, noktalı virgülümüzü koyalım ama ne olacak başına sonuna da, da tek tırnak koymamız lazım şöyle bunu biliyorsunuz zaten arkadaşlar yapmıştık açıklamıştım size hemen şöyle tek tırnak koyalım şöyle tek tırnak e, şöyle nokta şuraya da sonuna da tek tırnak tek tırnak bunu bir ekolattıracak olursak eko alanlar alanlar ekolattıracak olursak kullanıcıları da göndermemiz lazım yolu gönderelim sonra core fonksiyonlar core 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 fonksiyonlar şu ikisini de e, ne yapmamız lazım atmamız lazım attık şimdi yenileyelim bakalım evet syntax error 9 bir yerde hata yapmışsın diyor syntax error 9 ee, bakıyoruz. 9 nerede? 9 burası. Nerede at yapmış? Kullanıcılarda. Ah şurayı kapatmamış. Aha ah, şu noktalı virgüller. yediniz ya. Yenile. <laughs> evet. Görmüş olduğunuz gibi Revoke da bir hata yaşadık. Ee, Invalid arguments diyor. Bakalım. Hmm. Burada da revoke, array except kaydetmedik mi? Array revoke. Ee, şöyle yapalım. Nerededik? Kayıt verisi array filtrele değil miydi bizim geneldeki? Array filtrele. Tamam. N öyle böyle Tamamdır. Burada hata göremedim ben. Burada ise evet. Kayıt verisini e, alamadık herhalde. Bakayım ne demişiz şurada biz. olu atalım kullanıcı kayıt versi yazmışız ya Allah kahretmeyin. Aslında şey kullanabilirim bir sonraki derslerde arkadaşlar. Böyle iki de bir atmak yerine e, programlar var böyle burada. Yapıyorsunuz işlemi, kaydediyorsunuz direkt server'a atıyor kaydetme işlemini. E, dosyayı güncelliyor. Gitti mi dosya? Gitti. Şimdi yenileyelim tekrardan. Devam et. Evet görmüş olduğunuz gibi Oğuzhan, Şifrem, Ozi, Mozi değerleri aldık. Bakın tek slash sonra tekrardan ters slash virgül tek tırnak slash diyorum, tek tırnak ters tek tırnak virgül. Yani şu işlemi gerçekleştirdik. E, fakat bunlar değer. Biz alanları istiyoruz. E, evet alanları istiyoruz. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Alanlar lazım bize. O yüzden şöyle bir fonksiyon kullanacağız. Bunlar ne? Siz söyleyin ya. Ne dedik? Değerler. Oğuzhan, Ozi, Mozi. Bakalım bir daha. Oğuzhan, Şifre, Mozi. Bunlar değerler. Bizim ne yapmamız lazım? Şifremi md 5 medin mi? Ben? MD5 şeklinde niye göstermedi bana? Evet. MD5, Şifre. Bakalım şuradan. şifre poz şifre hmm. ha, tabi şu an e, Emplot'u kullanıyoruz. Daha veritabanımıza tabanımıza gitmedi zaten. Tamam devam edelim. Alanlar. E, bunu ne yapmamız lazım? Dediğim gibi alana almamız lazım. Onun için array'in case'lerini alacağız. Yani key'leri. Array'in case. Array case diyoruz şöyle parantez içerisinde alalım burayı. Şimdi göreceksiniz ki değerleri değil de anahtar kelimeleri gösterecek. Evet, ya değerleri değil de yani şuradan gösterecek olursam, nerede nerededik? Şunları değil de değerleri değil de bunları gösterecek. E, ki MySQL veri tabanımıza ekleyebilelim. Nerededik ya? Şöyle yenileyelim ama dur. E, iptal. Şöyle yolu değil, fonksiyonumuzu atmamız lazım. Evet kullanıcıları gönderdik yeniden. Şimdi yenilecek olursam göreceksiniz ki kullanıcı adı şifre isim soyisim e-mail artık ne oldu? Alanlar geldi. Tamam devam ediyoruz. Alanlar. Evet alanlar. Ee, şimdi değerleri alabiliriz. Aynı şekilde dur bir geri geleyim arkadaşlar. İki defa yazmayayım şunu. Tamam burada değerleri alıyoruz. Şöyle Ctrl kopyala yapıştır. Ee, şimdi durun bir dakika geri geleyim kaydettim zaten. Aman çok geri geldim ya ileri gideyim. Ah neyse kaçamayacağız ee, olmadı. Array Keys yazalım şöyle tekrar Keys. İstediğimi yapamadım. Hatta er istediğimiz olmuyor maalesef. Evet yapıştırdık. Buraya alanlar buraya da Value değer değer olacak değer. Burası da değer güzel her şey diğer tamam sonrasında da ne yapacağız değerlerimizi ekolatmaya gerek yok zaten biliyorsunuz biraz önce ekolattık değerlerimizi RKS koymadan yaptırsak ne oluyordu değer oluyordu ama şurası değer değil de kayıt verisi olacak yanlış olmasın şimdi MySQL veri tabanımıza ne yapacağız ekleyeceğiz MySQL query olarak veri tabanımızı ekleyeceğiz kaç dakika oldu arkadaşlar ya bırakalım Evet bir sonraki derse geçelim bir sonraki derste devam edelim uzun uzun videolarımızın bir sonraki derste de artık veri tabanımıza query'mizi ne yapalım? Insert into values diyerek veri tabanımıza ekleyelim. Sonunda üye olu, yönlendirelim. Evet bir sonraki derste görüşmek üzere.